Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mısırlı tefsir ilminin bu yüzyılda öncülerinden biri sayılan Tantavi. Ferit Vecdi mi? Hayır. Tantavi 13 ciltlik tefsiri var onun. El Cevahir diye. Onun Bakara suresi 148. ayetinde şefaati anlatırken Türk Kurtuluş Savaşı'nı gündem yapmıştır. Buraya koydum. Böyle langur lungur atıyorlar burada işte. Ya buralar, ya adam Arap oğlu Arap ve bu asrın en büyük müfessirlerinden biri, öncü. Tefsirine koymuş bunu. Bakara suresi 148. ayetin 13 ciltlik tefsirin 1. cildinin 70-71. sayfası artık kafaya yazılmış. Orada diyor ki, peygamberlerin şefaatine mazhar olmak, onların tuttuğu ışığı hayata geçirmek, işletmektir. Ve örnek olarak da Türk Kurtuluş Savaşı'nı veriyor. Tarihin en büyük mucizelerinden birisidir demiş. Ferit Vecdi'de de var o, Meravi'de de var o, Tantavi'de de var o. Onlara göre Türk Kurtuluş Savaşı peygamberler tarihinin olağanüstü eylemlerine mülhak bir eylemdir. Sıradan bir eylem değildir. Bunlar Arap oğlu Arap bunlar. Bunlar yani Atatürk'ün sofrasındaki adamlar falan değil. Ben size Tantavi gibi bir büyük müfessirden bahsediyorum. Ferit Vecdi de öyle bir büyük müfessirdir. Meravi de bunların hepsi tefsir sahibi allame adamlardır. Yani millet halk bunları bilmiyor diye biz kendimize saygısızlık etmeyelim. Bunları söyleyelim ama bir fikrimiz varsa, mesela çıkıp der ki adam Tantavi yanılmıştır, yanlış yapıyor. İmam-ı Azam Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır diyor, Arap olanlar bile kılar, Arapçayı bilenler bile kılar diyor İmam-ı Azam. Öğrenciler Ebu Yusuf ve Muhammed, Arapçayı iyi bilenler kılamaz diyor. Ayrıldıkları yer burasıdır. Şimdi adam profesör ünvanı da taşıyor, oturuyor ekrana, utanmadan, haya etmeden, sıkılmadan, kendine saygısını yitirerek diyor ki, tarihte böyle bir şey görülmemiş. Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır. Bu Atatürkçüler bunu çıkardılar. İslam tarihi böyle bir şeyi bilmez. Lan İmam-ı Azam sen Hanefi mi? Sen utanmıyor musun ya? Sende şeref, haysiyet, onur yok mu? Sen ne biçim profesörsün ya? Senin kendine, ilmine, unvanına saygın yok mu? Sen eğer bunları bilmiyorsan niye orada oturup konuşuyorsun? Üstelik senin sahan ilahiyat da değil. Utanmaz adam. Şimdi bunları yok sayarak nereye gideceksiniz? İşte Tantavi, işte Ferit Vecdi, işte Meragi. Daha yanına 7-8 tane insan koyabiliriz. Ve bunların hiçbiri Türk mülk değil. Hiçbiri Türkiye'ye bile gelmemiş. Dünyanın öbür tarafından olup bitenleri izliyor ve bir fikir adamı, ilim adamı haysiyetiyle bunu değerlendiriyor. Şimdi Türkiye böyle. Türkiye'den İslam dünyası yararlanacak da Atatürk mirasından. Batı bunu gördü ve engelledi. Bizim hıyanet dincileri, tarihin en büyük namussuzlarıdır bunlar. Bunlar Batı'nın bu tarafını gördü ve Batı'ya uşaklık etmeye başladılar. Batı da bunların bu uşaklık ve finoluk zaafını gördü, bunlara destek verdi. Dediler ki ikimizin de temel düşmanı Mustafa Kemal ve mirası. Gelin el birliğiyle bunu yok edelim. Ona uğraşıyorlar şimdi. Yani kendi kurtuluş reçetelerini kendi elleriyle yok ediyorlar. Beyefendi.
derdim Kudüs'te bize ne, Şam'dan bize ne. Kardeşim, Türkiye'nin güneydeki resmi sınırları Hatay'dan başlar. Fakat jeopolitik, jeostratejik sınırları Kudüs'ten başlar. Bak, Kudüs düştüğü zaman Şam düşer. Şam düştü mü Halep düşer. Sonra Diyarbakır'ı koruyamaz. Yani büyük ülkeler böyle davranır. Bizim batı sınırımız Edirne'den başlar ama jeostratejik sınırlarımız daha Bosna Hersek'ten falan başlar. Kırcay'dan başlar. Oralar düştüğü zaman Edirne'yi korumak zor olur. Dolayısıyla bu tip analizler çok yüzeysel analizlerdir. Onun için bizim politikacılarımızın büyük sorunu tarih bilmemeleri. Ben şimdi Kudüs ilk kıble değildir deyince, ya nasıl oluyor hocam, nasıl olur falan, hemen böyle tepkiler olurdu bana bizim meslektaşlardan. En çok da zaten onlardan gelir bu tür şeyler, yani kabullenilmiş doktrinler. Ben de ayeti gösteriyorum. Mesela Bakara suresinin 143. ayetinde hocam, bize lazım olan kısmı وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Arapça bilenler anlarlar. كُنْتَ كَانَ idi, yani dili geçmiş zaman. Diyor ki ayet, daha önce yöneldiğin yönü sana kıble tayin ettik. Ayet geldiği zaman Kudüs'e doğru yöneliyorsa daha önce yöneldiğin yön nedir? Kabe'dir. Bakınız bu kadar açık. Ama bunu meallendirirken açın Diyanet'in mealine bakın. Üzerinde bulunduğun kıble. Yahu ayet geldiği zaman zaten Kudüs'e doğru dönüyor. O zaman üzerinde bulunduğun kıble Kudüs'tür. Bakınız şu çelişkiyi bile anlayamıyoruz. Sonuç itibariyle ilk kıble kesinlikle Kudüs değildir. Ve ilk kıble kesinlikle Kabe'dir. Bana göre Cumhuriyet'in inşasının en değerli unsurlarından biri budur. Yani dün insanlar bu hata yaptı, başına ne geldi? Biz bugün hangi pozitif şey yaparsak kime nasıl katkıda bulunacağız? Bugün en değerli unsurlardan biri budur. Onun için bazen espri yapıyorum, burada da söyleyeyim. Seçilmiş insan olan peygamberlerin kıyafetini dahi sünnet alan tuhaf canlılar var. Halbuki ben bazen öyle diyorum, size bir soru. Allah Resulü Japonya'da dünya gezseydi bugün büyük ihtimal hepimizin kutsalı kimin olacaktı, doğru mu? Büyük ihtimal adımız Muhammed diye ne olacaktı? Tosoiko falan yani. Yani herhalde bugün kutsalat Muhammed yerine Tosoiko olacaktı yani. Böyle tuhaf bir gelenekler var. Halbuki örnek alınması gereken şey ilkedir, ilke. Pratik örnek alınmaz. Çünkü zaman da pratik değişir. Elbise örnek alınır mı? İnsanın yediği işte örnek alınır mı? Sistematik böyle çalışır. Bugün de öyle. Mustafa Kemal'in bu ümmete sunduğu en değerli unsurlardan biri budur. İlke üzerinden gideceksiniz. İlke üzerinden, pratik üzerinden değil. Söylediği bu. Tam tarihininkini buraya aynen aldım. Peygamberler tarihinin olağanüstü hadiselerine mülhak bir hadisedir diyor. Sıradan bir hadise değildir. Sonra adam bana diyor ki, Atatürkçü bana diyor ki, sen dini açıdan Kurtuluş Savaşı'nı niye değerlendiriyorsun? Sana mı soracaktım? Sen mi İslam ilahiyatına 50 yılını verdin? Sen kimsin? Sen buraya rozet takarak Atatürk'ü joker gibi kullandın senelerce. Sonunda da oturdun bilmem neyin üstüne. Hadi bakalım şimdi. Ne zannediyordun? Hişit pişit ederiz, herkes siner. Biz de böyle dünya dümdüz yürür gideriz. Hayır, dünya dümdüz değil işte, şimdi gördünüz. Allah adildir. Öbür taraftan dinci de diyor ki neuzu billah ya falan işte gargara. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yatan
Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağan Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıları tıklayarak adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yolumuz uzun, sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.